Merhabalar. Bugünkü konumuz literatür taraması nasıl yapılır? Her şeyden önce şunu söylememiz gerekiyor. Literatür taramasını yazmak kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü tecrübeli bir bilim insanı gibi çok iyi planlanmış, kapsamlı bir şekilde söz konusu alanda bir otorite üslubu ile yazmanız gerekiyor. Yani öyle bir şekilde yazacaksınız ki o alanın otoritesi sizsiniz, çok iyi planlayacaksınız ve tecrübeniz var. Yani güven uyandıracaksınız. İkincisi, teorik yaklaşımları, kavramsal tartışmaları, ve daha önce yapılmış araştırma yaklaşımlarını ve metotlarını bir araya getirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak hiç kolay değil. Bir de en önemlisi, başkalarının ağzından fakat sanki sizinmiş gibi yazmalısınız. Literatür taramasının amacı nedir? Araştırma konusunun bilimsel önemi bu alanda daha önce yapılmış araştırmalara dayanak ortaya koymak. Savunulan tez için kavramsal bir çerçeve veya yaklaşım sunmak. Peki literatür taraması için neler gerekli? Literatür taramasında her şeyden önce konuyla ilgili kapsamlı tartışmaları görmemiz lazım. 2. Yazarlar ve makaleler arasında ilişki kurulması gerekiyor. Araştırmanın birbirleriyle teorik metodolojik olarak nasıl bağlandığını ortaya koymamız gerekiyor. Söz konusu araştırmanın araştırmaların eksik taraflarını ortaya çıkartmak gerekiyor. Araştırma konusuna hakim olduğunuzu da ortaya koymak gerekiyor. Hani bir makale yazıyorsunuz mesela. Yazdığınız makaleden Önce o, o konu hakkında bir literatür taraması yapıyorsunuz. Dolayısıyla o literatür taramasını önceden yaparak o konuya hakim olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz ki ondan sonra sizin yazdığınızda millet itibar etsin. Literatür taraması yazmak aslında bir süreçtir. Burada işte o süreci gösteriyoruz. Önce okuyorsunuz sonra yazıyorsunuz. Sonra tekrar okuyorsunuz. Yeni fikirler bulmaya çalışıyorsunuz ve bu bulduğunuz fikirlerle bir sentez yapıyorsunuz. Tabii bu süreci icabında geriye dönerek baştan alarak tekrarlamamız gerekebilir. İlk önceleri bu literatür taramasını yaparken acemice başlayabiliriz. Fakat bu sürece dikkatle uyarsak zamanla bu süreç daha bildik, daha aşina bir süreç haline gelecektir. Literatür taramasında üç kısım vardır. İlk kısım okuma kısmı. İkinci kısım tür çeşit. Hani müziklerde de tür var ya pop müzik, klasik müzik gibi böyle. Hani literatür taramasında da yani bir tür var. Bir de önemli bir kısım sonunda da kaynak. Yani kaynakça. Evet, ilk önce okumadan başlayalım. Literatür hakkında bilgi sahibi olmak okumaktan geçiyor. Okurken de kritik okumaya çalışacağız. Başlangıçta yapılacak okumalar size çok gelebilir. Fakat oldukça, fakat okudukça işiniz daha kolay olacaktır. Benzerlikleri ve farklılıkları görmeye başlayacaksınız. Kaynak dokümanları okumak için okumak sizin güveninizi artıracaktır. Orijinal dokümanlara ulaşmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Tür ve çeşitler. Literatür tarama bölümü birçok argümandan oluşur. Bir kere her şeyden önce bu araştırma neden gerekli? Bunun gereğini düzgün bir şekilde anlatıp okuyucuyu ikna etmeniz gerekiyor. Yapılmış araştırmaların eksik veya yanlış yönlerini göstermeniz gerekiyor. Yapılan araştırmaların tarafınızdan değerlendirilmesi gerekiyor. Sizin kavramsal çerçeveniz ve yaklaşımlarınızı ortaya koymanız gerekiyor. Ve diğer hususlar, mesela kullanılan materyaller ve modeller nelerdir gibi, onları da açıklamanız gerekiyor. Şimdi, e, literatür taramasının e, bir takım kısımları var. İlk önce giriş kısmı, sonra ana parça kısmı, ana metin kısmı, sonra değerlendirme kısmı ve sonuç kısmı. Giriş kısmında amacınızı belirtiyorsunuz, kullanacağınız metodu belirtiyorsunuz veyahut da takip edeceğiniz planı anlatıyorsunuz. Ana metin kısmında konuları kronolojik bir sıralama, bağlamsal yayın türü, yazarın yaklaşımı, kavramsal gelişim ve tartışma alanları şeklinde ele alıyorsunuz, irdeliyorsunuz ve değerlendirme kısmına geliyorsunuz. Burada da okuduğunuz yani taradığınız makaleleri o konuyla ilgili veya kitapları değerlendiriyorsunuz. Eksikleri varsa onları ortaya koyuyorsunuz. Yanlışları varsa onları ortaya koyuyorsunuz. En sonunda da bu sonuçları amaç ile ilişkilendiriyorsunuz. Önemli olan noktaları görüşleri özetliyorsunuz ve güncel araştırmanızla ilişkilendirerek devam ediyorsunuz. Şimdi kapsam konu hakkında başlık ve araştırma yapılan konu hakkında bilgi özel olarak tanımlanabilir. Örneğin sosyal adalet, yetişkinlerin eğitiminde sosyal adalet, Türkiye'de yetişkinlerin eğitiminde sosyal adalet gibi. Kapsamlık derecesi. Bu araştırmanın ne kadar kapsamlı olacağı hakkında bilgi, yani araştırmanın sınırları, konu sınırı, coğrafi sınır olabilir bunlar. Bir de genişlik ve derinlik alt bilim dalı içerisinde mi yoksa disiplinler arası mı olduğunu ortaya koymak. Paralellik Aşina olunmayan bir bölgede bir hayvan izi sürmeye benziyor bu adeta. Hani bir analoji yapıyoruz burada hani literatür taraması için. Hani bir konuyu seçtiniz, o konu hakkında araştırma yapacaksınız, bir sürü makaleleri okuyacaksınız ama hiçbir bilgi sahibi değilsiniz, aşina değilsiniz. Yani sanki hani ormanda aşina alınmayan bir yerde hayvan izi sürmeye benziyor. Hangi izi süreceğinize karar vermeniz lazım. Hani izlerin bir tanesi sola gidiyor, bir tanesi sağa gidiyorsa orada düzgün bir karar vermeniz lazım. İşte sizi bazı izler, takip edeceğiniz bazı işler yanlış yöne sürükleyebiliyor. O sürükleme, yanlış yöne sürüklenmeyi önlemek için çevreyi birazcık tanımanız lazım. Keşif yapmanız lazım. Nasıl keşif yapacaksınız? Önce yüzeysel okuyacaksınız. Doğru sürmek için çevreyi öğrenmek gerekiyor. Literatür taramasını bilmediğimiz bölge bölgede hayvan izi sürmeye benzetebiliyoruz bu şekilde. Peki nasıl olacak bu? Yardım alacağız. Nasıl yardım alacağız? Alanımız ile ilgili literatüre tarama makalesi bulacağız. Varsa eğer öyle bir tarama makalesi bizim için büyük bir nimet olacak bu. Başka konuyla ilgili literatürü size anlatacak birisini bulabilirsiniz. Bu bir öğretmeniniz olabilir, bu bir arkadaşınız olabilir. Hani bu şekilde. Kitap ve makaleleri de okumaya başlayacaksınız ama bunları kronolojik sıraya göre okuyacaksınız. Yani mesela en yakından başlayıp geçmişe doğru okuyabilirsiniz. Öyle mi olması lazım? Yoksa geçmişten başlayıp bugüne doğru mu okumak lazım? Bence yapılması gereken şey ne bileyim belki 60 yıllık gibi geçmişe bakmak değil ama mesela en son çalışmaları görmek anlamında diyebilirsin ki son 5 sene. Son 5 sene ile ilgili kitap, makaleleri bulacaksınız. Ondan sonra onları sıraya yani ilk önce ilk önceki 5 seneden başlayıp günümüze doğru sırayla okuyacaksınız. Bu şekilde onu geçmişten bugüne doğru okuduğunuz vakit kronolojik sırayla o fikirlerin nasıl geliştiğini, fikirlerin nasıl yoğrulduğunu, işlendiğini de takip etmiş olacaksınız. Yani o süreci anlamış olacaksınız. Daha sonra isterseniz o 5 yıldan daha geriye gidip hani o konudaki bir takım klasik makaleler veya kitaplar varsa onları da okuyup taramayı biraz zenginleştirebilirsiniz. Ama önce böyle yakın zamanı kronolojik sırayla okumakta bir fayda vardır. Literatür tarama makalesini inceliyorsunuz ve o onu incelerken hani bu makale nasıldır? Nasıl yapılmış? Bunu anlayın ve buradan örnekler alın. Yani oradaki analizlere bakın, oradaki sentezlere bakın, oradaki eleştirilere bakın. Onlar size yardımcı olsun. Siz de yaparken onların yaptığı şekilde analizleri, onların yaptığı şekilde sentezleri yapmaya çalışın. Yazar ve makaleleri grafik haline koyun ve nasıl ilişkilendiğine bakın. Yani onları bir şama olarak bir kağıda çizebilirsiniz. Bu yazarın yazdığı ile öbür yazarın yazdığı arasında mesela nasıl bir ilişki var? Onları şematik bir şekilde gösterebilirsiniz. Hani büyük resmi okumaya çalışın. Aynı zamanda detaylı okuma yapın. Yani ilk önce büyük resmi okuyacaksınız. Yani sadece özet ve sonuçlarını okumak. Yani yüzeysel okuyacaksınız ilk önce. Kaynakçalarla ilgili de biraz konuşalım. Kullandığınız yazar ve kaynakların telif hakkını tanımanız demektir kaynakçaları belirtmek. Konu ile ilgili tarihsel düşünceyi anlatmış oluyorsunuz. Okuyucunun kaynakları da bulmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz dolayısıyla. Tabii bu kaynakçalar sizin ortaya koyduğunuz argümanları destekleyen bulguları size sunuyor. Sizin neyi önemli bulduğunuzu gösteriyor. Yazarın verdiği mesajı ve kitleyi tanımlıyor. Konuya hakim olduğunuzu gösteriyor. Kaynakça önemli. Kaynakça gösterme şekliniz ortaya koyduğunuz genel teze katkı sağlıyor. Mesela tabii kaynakça gösterme ile ilgili bir takım kılavuzlar var. Ee, mesela APA kılavuzu var, Harvard kılavuzu var, MLA kılavuzu var falan. Bunları bu belli bir yazı stilini takip eden kılavuzlara göre yapacaksınız. Burada mesela ben bir tek yazarlı nasıl kaynak gösterildiğini, çok yazarlı nasıl kaynak gösterildiğini örnek vermişim kısaca şimdilik. Peki kaynakça nedir? Amacı nedir? Bir kere her şeyden önce sizin ne kadar okuduğunuzu göz göstergesi. Kaynak makaleleri nasıl değerlendirdiğinizi ve hangilerinin önemli olduğuna nasıl karar vereceğinizi gösteriyor. Kullandığınız kaynakların içeriğini, argümanlarını, ne kadar iyi anladığınızı ve eksikleri bulduğunuzu göstermektir araştırma konusunda kullandığınız kaynaklara göre sizin pozisyonunuzu gösteriyor. Argümanları nasıl irdelediğinizi ve hedef kitle ile nasıl paylaştığınızı gösterir. Kaynakları değerlendirmek Sağsında otorite birisi tarafından mı yapılmıştır? Yani bir makaleyi bak alıyorsunuz ince değerlendirmeye. Peki bu makalenin yazarı kim? Bu makaleyi yazan kimse sahasında otorite birisi mi? Tanınmış birisi mi? Hiç bilinmeyen birisi mi? ve makale güncel mi? Yakın bir geçmişte mi yayınlanmış? Veya makale mesela yayınlandığı dergiler. Dergi var, dergi var. Birinci sınıf dergi var, ikinci sınıf dergi var. Hani itibarlı bir dergide mi yayınlanmış? Onu yayınlayan yayın evi itibarlı, herkesin itibar ettiği bir yayın evi midir? Araştırma konusu uygun mudur? Bunlar da önemli. Yani her önünüze geleni de eline alıp değerlendirme yapmayacaksınız. Mümkün olduğu kadar yani otorite makaleleri bulup onları taramaya çalışacaksınız. Kriterlere uymayan bir kaynak kullanırsanız da bunun sebebini açık bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Tabii kavramsal karmaşıklıklar var. Biz bunu bulum sınıflandırmasına göre belki birazcık yapabiliriz. Şimdi Özet yazma ile ilgili kaynakları bulma, sonra kaynakların geçerliliğine bakmak, analiz yapmak, paternleri keşfetmek, modelleri bulmak, sonra bunu sentez yaparak bağlantıları kurmak ve değerlendirme, anlamlandırma yani sizden bir şeyler katmanız gerekiyor ve bu böyle bir döngüsel bir şekilde yani devam ediyor bu döngüsel daire şeklinde. İşte bulum açı akış şaması şu örnekteki gibi gidiyor önce ne yapıyoruz bilgi değerlendirmesinde bir hiyerarşiyi takip ediyoruz bir sıra düzeni takip ediyoruz önce bilgilere bakıyoruz bilgileri anlıyoruz ha, anlamaktan sonra anlamıyorsak tekrar geriye bakıyoruz bilgilere bir daha bakıyoruz anlıyoruz anladıktan sonra bunu uygulamaya başlıyoruz uygulamadan sonra analiz yapıyoruz analizi sentez yapıyoruz en sonunda da değerlendirme yapıyoruz ama örneğin bilmeden anlayamazsınız. Yani burada bulum şamasında anlamak için önce bilmeniz lazım. E bilmeden ve anlamadan da uygulama yapamazsınız. Bilmeden, anlamadan, uygulamadan da analiz yapamazsınız. Bu şekilde bu bulum akış şaması da burada gösterilmiş durumda. Peki Grinello 2001'e göre bilgiden anlamaya kendi cümlenizle ana fikirlerle özetleme. Anlamadan uygulamaya geçmek ne demek? Özetleri yaptığınız araştırmaları ile ilişkilendirme, uygulamadan analize geçmek, kaynak makale özetlerinde ortaya çıkan ana fikirleri belirleme, kaynak makalelerin doğruluğunu ve uygunluğunu değerlendirme. Analizden senteze, özet ve modelleri kullanarak yazdığınız yazı hakkında tezlerinizi oluşturun. Yapılan çalışmaları kendi araştırmanızla ilişkilendirin sentezden değerlendirmeye, ileri sürdüğünüz fikirlerin geçerli mantıklı olduğunu kaynaklardaki bulgular ile destekleyin. Karşıt görüşleri de ekleyin. Strateji. Ne yapmanız lazım? Bazen hani küçük parçalara böleceksiniz. Okumalar için zaman sınırı koyacaksınız. Tabi bunu sistematik bir yöntem olduğunu unutmayın. Okudukça kendiniz bazı yazarların görüşlerine daha yakın hissedebilirsiniz. Okudukça literatür taraması hakkında daha fazla donanım kazanmış olacaksınız. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sunumun hazırlanmasında kaynak kullandığım kaynaklar da burada listelenmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi sorularınızı alabilirim.